takip eden kardeşlerimize, o illerdeki tüm vatandaşlarımıza da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün bu muhteşem törenle açılışını yaptığımız hizmet ve eserlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyor. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, değerli bakanımız ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Evet, bugün Ankara'dan bir tek toplu açılış töreniyle tam 365 tesis ve yatırımı resmi olarak hizmete alıyor. 389 adet temizlik ve hizmet aracını teslim ediyor. Türkiye'ye toplamda tam 1,5 milyar liralık hizmet ve eseri kazandırıyoruz. ...311 belediyemize ve 21 il özel idaremize 60 milyon lira değerinde 332 adet çöp toplama aracı, 55 adet çevre denetim aracı ve 2 adet vidanjör veriyoruz. Yine Türkiye genelinde 212 atık su arıtma tesisinin enerji sarfiyatı giderlerinin %50'sine bugün buradan katkıda bulunuyoruz. 100 belediye ve bir organize sanayi bölgesine ait atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon şebekelerinin inşasına buradan 55 milyon liralık hibe katkı sağlıyoruz. Ayrıca 2200 belediyenin altyapı çalışmalarına yine bu törenle 324 milyon liralık hibe veriyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Marmara bölgemizde kurduğumuz 39 farklı hava kalitesi ölçüm istasyonunu, 5 adet katı atık düzenli depolama tesisini, geri dönüşüm tesislerini, tıbbi atık tesislerini de yine bugün buradan hizmete alıyoruz. İlbank tarafından yaptırılan yaptırılan 629 milyon liralık 211 farklı altyapı tesisini de yine bugün resmi olarak açıyoruz. Tüm bu hizmet ve eserlerin milletimize, şehirlerimize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu hizmet ve eserlerin vücuda gelmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyor. Kendilerine ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum. Trabzon, Çubuk, Ankara, tüm Türkiye ile gurur duyuyoruz.
Sevgili kardeşlerim, çok değerli vatandaşlarım, bakınız burada çok önemli bir hususu, tarihi bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Batı medeniyetlerinde kent sadece zenginlerin, asilzadelerin, soyluların yaşayabildiği, yoksulların, taşralıların, köylülerin dışarıda tutulduğu ya da sadece hizmetkar olarak bulunabildiği bir yerdi. Kentte yaşayanlar medeni, kent dışında yaşayanlar vahşi kabul ediliyordu. Bizim medeniyetimizde ise bunun tam tersi bir anlayış söz konusuydu. Bir kere bizde kent diye bir kavram yoktur. Bizde şehir vardır. Şehir medeniyetin doğduğu yer olduğu kadar aynı zamanda medeniyeti şekillendiren de bir yerdi. Bizim şehirlerimiz tarihte hiçbir zaman dışlayıcı olmadı. Bizim şehirlerimiz sosyal sınıfına, iktisadi durumuna bakmadan içindeki her insanı kuşatan, kucaklayan mekanlar oldu. Bizim tarihi şehirlerimiz medeniyetimizin özüyle şekillenirken içinde yaşayan insanı da medeniyetimizin özüne, ruhuna uygun biçimde potasında eriten şehirler oldu. Bir kere biz şuna inanıyoruz. Vahşi her yerde vahşidir. Medeni her yerde medenidir. İnsan eğer yaşadığı şehre bir şey katmıyorsa, tam tersine yaşadığı şehri hırsla tüketiyorsa, şehirde de yaşasa o vahşidir. Evet, Sakarya'yı kıskandırıyorsunuz ha. Sakarya'yı kıskandırıyorsunuz. Ama insan yaşadığı yere bir şey katıyor. Aldığı kadar da veriyorsa, işte o da köyde dahi yaşasa medenidir. Evet, biz tabiattan aldığı kadar tabiata vermeyi bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Topraktan buğday mı alıyorsun? Karşılığında toprağa bakacaksın. Havalandıracaksın. Gübresini atacaksın. Tohumu atıp otlarını temizleyeceksin. Akarsuyu mu kullanıyorsun? Oradan su içerken, abdest alırken bile aşağıdaki insanları düşünecek, o suyun içindeki balıkları düşünecek. Dolayısıyla atık sularını o akarsuya vermeyeceksin. Şimdi bunlar var mı? Maalesef. Akarsu akıyor ama bakıyorsunuz evinin atık suyunu, fabrikasının atık suyunu da o akarsuya verenler. Bunlara medeni diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte maalesef onlar vahşiler sınıfına giriyor, kusura bakmasınlar. Çünkü kimsenin bir başkasına zulmetmeye hakkı yoktur. Doğaya da zulmetmeye hakkı yoktur. Çünkü onların bizim üzerimizde hakkı var. Havayı solurken dahi, o havada senden başka milyarlarca insanın hakkı olduğunun şuuru içinde olacak
o soluduğumuz havanın kirlenmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Toprağın, suyun, havanın, tüm bir tabiatın sana, bize bir emanet olarak verildiğini bilecek ve bir emaneti taşımanın bilinciyle, şuuruyla hayatımızı idame ettireceğiz. Tabiatı umursamaz şekilde, tamahla, hırsla, vahşice sömürmek, istismar etmek, kurutmak bizim medeniyetimizde, tarihimizde yeri olmayan bir tavırdır. Aynı durum şehirler için de geçerli. Çok katlı binalar dikmek bir toprağı şehir yapmaz. Yollar, köprüler inşa etmek bir toprağı şehir yapmaz. Şehri şehir yapan içindeki insan. İnsanın huzurudur, mutluluğudur, güvenliğidir. Şehirler insanla zengindir. Bizde şehir öyle bir şeydir ki merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyimiyle konuşurken sohbetinize girer. Yaşantınızı etkiler, rüyalarınıza, hülyalarınıza istikamet verir. Ben de her zaman ifade ediyorum. Çamurun içinde ya da asfaltın üzerinde oynayan bir çocukla, ulu bir çınarın gölgesinde oyun oynayan bir çocuğun muhayyilesi aynı değildir ve olamaz. Dünyaya Selimiye'nin, Süleymaniye'nin, Fatih'in, Hacı Bayram Camii'nin penceresinden bakan bir çocukla, dünyaya yoğun araç trafiğinin, kirli, puslu havanın, sokakta akan kanalizasyonun arasından bakan çocuğun tasavvuru aynı değildir. Sokağa çıktığında korna sesleriyle, gürültüyle, bağırış çağırışla karşılaşan bir çocukla, sokağa çıktığında sebillerle, çeşmelerle, ağaçlarla, huzurlu sokaklarla, birbirine gülümseyen, selam veren insanlarla karşılaşan bir çocuğun muhakemesi aynı değildir. İşte onun için şu tarihi gerçeği tekrar tekrar düşünmek ve söylemek durumundayız. Güçlü şehirleri sağlam taşlar inşa etmez. Güçlü şehirleri güçlü insanlar inşa eder. Biz işte böyle şehirlerin hayalini kuruyoruz. Selçuklu'da, Osmanlı'da inşa ettiğimiz böyle şehirlerin hayaliyle yaşıyoruz. Bizim ecdadımızın inşa ettiği, ecdadımızın yaşadığı, ecdadımızın ilham aldığı o güçlü şehirleri biz bugün aynı şekilde inşa etmek, imar etmek için mücadele veriyoruz. Elbette işimiz hiç kolay değil. Nüfusun arttığı, insanların şehirlerde toplandığı, yeni yeni sorunların ortaya çıktığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bunun yanında maalesef 10 yıllarca ihmal edilmiş, 10 yıllar boyunca bilinçsizce tüketilmiş, hırpalanmış, tahrip edilmiş şehirlerimizi tamir etmenin mücadelesini de veriyoruz. Daha en başta temelleri yanlış atılmış, yanlış planlanmış, yanlış büyümüş şehirleri biz bugün farklı bir mecraya sokmak için gayret gösteriyoruz. Böyle gelmiş, böyle gider diyemeyiz. Eli kolu bağlı duramayız. Kendimizi akıntıya bırakamayız. Şehirleri sağdan soldan onarıp sağına soluna estetik yapıp bununla da yetinemeyiz. Biz bir zihniyet dönüşümünü gerçekleştirip bunun ilk adımlarını atıp gelecek nesillerin de bu iş üzerinden devam ederek geleceğin şehirlerini inşa etmelerini istiyor. Bunun için uğraşıyoruz. İşte
Çevre Şehircilik Bakanlığımızı bizim bu tasavvurumuzun, bu arayışımızın, bu mücadelemizin bir tezahürü olarak kurduk. Bizim kendi öz medeniyetimizin en önemli unsuru olan şehircilik anlayışını sağlıklı ve sağlam şekilde tesis edebilmek için bu alana münhasır bir bakanlık ihdas ettik. Hamdolsun kısa süre içinde de bu bakanlığımız yaptığı çalışmalarla ne kadar hayati öneme sahip bir bakanlık olduğunu ispat etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle afet riskli alanların dönüşümü çalışmalarını başlattık. Az önce ekranda afet riski taşıyan binaların nasıl yıkıldığını gördünüz. Ve bunları ülke genelinde aynen devam ettireceğiz. Önümüzdeki 20 yılda 6,5 milyon yapıyı dönüştürmeye hedefliyoruz. 5 Ekim'de Türkiye'nin 35 ilinde 75 farklı noktada 3169 binanın dönüşümü başladı. Şehirlerimizin altyapılarını baştan sona ele alıyor, hem içme suyu hem de atık sorunlarını kökten çözüyoruz. Bugün ülkemiz nüfusunun %72'sine atık su arıtma hizmeti veriliyor. 2003 yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı bugün 68'e ulaştı. Bu tesislerle 879 belediyede 44 milyon kişiye hizmet veriliyor. İnşallah 2023 yılında belediye sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarımız katı atık hizmeti alabilecek. Yani çöp sorununu, çöp depolama sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. 2012 yılı itibariyle 956'ya ulaşan geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 1 milyar liralık katma değer sağlıyoruz. Denizlerdeki kirliliği 208 istasyonla ölçüyor, anında gerekli tedbirleri alıyoruz. Aynı şekilde 2012 yılı itibariyle 81 ilde 122 noktada hava kalitesi ölçümü yapıyoruz. Ülke genelinin %97'sinde çevre düzeni planlarını tamamladık. Yine ülke genelinde 8400 enerji kimlik belgesi uzmanı yetiştirdik. 2011 yılında enerji kimlik belgesi uygulamasını başlatarak bugüne kadar 32.000'i yeni bina olmak üzere toplam 34.270 binaya enerji kimlik belgesi düzenledi. Artık yeni yapılan binaların enerji tüketimleri eski binalara göre %40 tasarruf sağlıyor. Böylece ülkemizde yaşanan enerji kaybını %16 azaltmayı hedefliyoruz. Yeni binaların denetimini, tapu kadastro çalışmalarını, afet risklerini çok yakından takip ediyor. Sağlam, sağlıklı, huzurlu binalar inşa ediyor, inşa edilmesini sağlıyoruz. Çok değerli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, her alanda olduğu gibi çevre ve şehircilik alanında da slogan değil, somut iş üretiyoruz. Tabiattan aldığımız kadar tabiata vermeyi, bize bir emanet olan tabiatı en iyi şekilde muhafaza etmeyi kendimiz için, gelecek nesiller için, partimiz ve hükümetimiz için vazgeçilmez bir sorumluluk olarak görüyoruz. Size yakışmaz mı? Size de yakışır. Biz inşallah duyuyoruz. Bir hedef koyduk. İnanıyorum ki bizden sonra gelen nesiller
bu yoldan yürüyerek, bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyerek çok daha yaşanabilir şehirleri inşa edecek, çevreyi çok daha güçlü şekilde muhafaza edecekler. Bakın biz tarihimizin o muhteşem mimarı Mimar Sinan ile her zaman iftihar ettik, iftihar edeceğiz. Ama şunu söylemek durumundayım. Gençler, bizim bugün de yarın da yeni Mimar Sinanlara hem de çok sayıda Mimar Sinanlara ihtiyacımız var. Bize, bizim tarihimize bir tane Mimar Sinan yetmez. Bizim Selimiye gibi, Süleymaniye gibi nice muhteşem eserlerimiz bulunuyor. Bunlara bakarak, bunların arasında oynayarak büyümüş, bunlar kadar güzel eserler ortaya koyabilecek ustalara ihtiyacımız var. Eğer biz bu mimarları, bu ustaları yetiştirebilirsek, çocuklarımıza, gençlerimize bu vizyonu verebilirsek, Allah'ın izniyle gelecek çok daha farklı olacaktır. Ben bir kez daha bugün açılışını yaptığımız tüm bu hizmet ve eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı günde bu muhteşem salonu dolduran siz değerli kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Bu hizmet ve eserlerin ortaya çıkmasında emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, bakanlık mensuplarına, tüm yüklenici firmalara, mimarından mühendisine, İşçisine kadar tüm emek verenlere tekrar tekrar teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, Türkiye genelinde belediyelerimiz ile Bosna Hersek Visoka Belediyesi'ne dağıtılacak 392 çöp kamyonu ve temizlik denetim aracının anahtar teslim törenine geçiyoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip